Nefes almıyor Mertcan. Erkecan kesin öldü. Ölmedi kanka, kendine gel. Ölmüş olabilir, görmüyor musun? Oğlum sakin ol, ölmedi. Ölmüş olabilir, sakin olamam. Ya sen ölmeyi bayılmakla karıştırıyorsun, geç şöyle köşeye. Berkecan. Berkecan kalk, kendine gel, kestik kaydık. Berkecan. Oğulcan, başımız sağ olsun, Berkecan'ı kaybettik. Hayır, hayır. Berkecan, bizi bırakma. Berkecan. Katil olduk, katil. Şu genç yaşımızda hapislere düşeceğiz. Ne katil ya, vadesi doldu, kendi gitti garip. E biz yedirdik biberleri. Acı kaybımız Berkecan. Bence biz demeyelim, sen dedin biber yediye. Video çekelim diyen de sendin. Takipçi kazanmak isteyen de sendin. Mertcan bak, ben yaptım de sana içeride paçalar gibi bakayım. Bak yapma, etme ne olursun. He? Lütfen ya. Hadi ben gideyim artık. Telefon. Ay anne, anne. Kızmadın değil mi taşınmamıza? Aa, neden kızayım evladım? Hayat sizin hayatınız. Ben ne karışırım, değil mi? Anneciğim sana bir sarılabilir miyim? Olmaz. Ne oldu anneciğim? Maske, mesafe, musluk. Yaşandı mı bu? Bu yaşandı mı gerçekten? Karpuz kestim sulandı. Kızı da bana yalandı. Bir rahat vermedim kaynana, bıçak da kemiğe dayandı. Hayır, hayır, hayır. O, kullanma o kelimeyi. Mehmet Ali, ilk aşkım kelimesini mi kullanmayacaktım? Evet, evet o kelimeyi. Taktı. Annem arıyor. Efendim anne? Evladım, üst katımızdan taşınmaya karar vermişsiniz. Yani duyduklarıma inanamıyorum Mehmet Ali. Bana bak, sen çok değiştin evladım. Hayır, bir şey demiyorum. Taşının tabii. Belki son günlerimde yanımda olamayacaksınız. Belki de ben torunlarımı bir daha göremeyeceğim ama olsun. Olsun. Anneciğim o ne biçim bir laf, öyle ağzından yel alsın. E öyle ama yavrum yani. Bak, babacığınla bizim bir ayağımız çukurda artık. Her gün farklı farklı hastalıklarımız peyda olmaya başladı. Bir gün tansiyonumuz çıkar, düşer, bayılırız. Bir gün şekerimiz çıkar, merdivenlerden aşağıya başımızı patlatırız düşer de. Sizin bunlardan haberiniz bile olmaz çocuğum, ruhunuz duymaz. Ancak nerede duyarsınız biliyor musun? O televizyonda ana haber bültenlerinde. Belki de yüzümüzü son kez görürsünüz ekranda. Ama siz taşının. Taşının çocuğum. Hayalinizdeki hayatı yaşayın evladım. Ne yapalım? Biz sizin hayatınıza mani olmayalım çocuğum. Anneciğim bak, benim aklımı sen de bırakma ne olur. Deme öyle şeyler ya. Ben seni de babamı da asla yalnız bırakmam. Ben Aslı'yla konuşacağım bu konuyu. Hiç merak etme, taşınma falan olmayacak anne. Yok çocuğum. Konuşma sen onunla, yok. Kızcağız o kadar heves etti şimdi. Yani boşu boşuna hevesini kursağında bırakma. Biz babanla
kör topal idare ederiz. Şekerimiz düşer, gözümüz kararır. Merdivenlerden aşağıya yuvarlanıveririz Allah korusun. Ama olsun çocuğum, olsun. Siz hayatınıza bildiğiniz gibi devam edin çocuğum. Biz sizsiz de yaşamaya alışmamız lazım. Alo Mehmet Ali. Anne ben sağ olduğum sürece senin ve babamın her zaman yanında olacağım. Tamam mı? Sen içini ferah tut. Hayırlı evlat. Canım evladım benim. Anneciğinin pırlantası. Mah! Öptüm anneciğim. Sakın kullanma o kelimeyi. Hayırlı evlat kelimesini. Hayır, ilk aşkımı. Bak ben de kullandım. Haydi dilime eşek arası soksun. Hayırdır Hulusi amca? Tuvaletimi karıştırdın. Ha adam bacım. Yok ya, tuvaletten çıktım da temiz havlu arıyordum. Başkasının evinde onun yatak odasına girip temiz havlu arıyordun. Ya yok canım, başkasının evi olur mu? Amirimin evi burası. Aşk olsun Damla, yani beni yabancı biri gibi gördün ya. Kırıldım. Havlu arıyordun yani. Evet. Peki o zaman ellerin niye kuru? Tuvalette kuruladım. Tuvaletteki havlu kirli gibi geldi bana. Temiz havlu alayım, tuvalete koyayım dedim. Şimdi çat kapı misafir gelir, tuvalete girer, havlu kirli. Şimdi Arife yengeme laf etmesinler. Ben geldim. Hah, Arife yenge de geldi. Ben de oynuyorum be. Oo. Yılan.